Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yine geldik. Kahvaltı yapacağız da şey mi yapacağız? Selamünaleyküm abi. Aleykümselam diye. Evet. Ne yapalım abi? Patates kızartacağız. Bayağı da patates kızartmıyoruz. Aynen. Yumurtalarımızı koyduk. Yumurtalarımız haşlanıyor. Oha. Ay. Siz de kendiniz. Selamünaleyküm. Bu kim abi lan? Aleykümselam gel. Gel lan kral gel. Neredesin oğlum sen lan. Kaç gündür lan? Berkay mı abi lan? Aynen ben abi. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun koçum? Aman. Anasını sikeyim ortalığı yıktı ya. Aman Berkay ne yaptın ya? İyi abi ya. Abi çalışıyorum işte. Görüyorsun lan. Karton falan topluyorum aile de işte. Hastayım dedi anne. He iyileştim. Ciğerleri üşüttüm ben sadece de. Sadece ciğerleri üşüttüm. Aynen. Bir geleyim. Aynen bir geleyim dedim. Kafayı düşünüyorum. Kafayı düşünmeyecek. Ondan sonra abi bir, sen beni zaten arıyordun. Gel gel diyordun videosu gel. Ben de seni kırmadım geldim. Zamanında bir... Video çekiliyor bugün değil mi? Video mu çekiliyor? Bu benim mi? Ne abi? Nereden geliyorsun sen? Ben nereden geliyorum? Ben şimdi plastik falan topladım. 98 liralık plastik sattım abi. Of, ne yedin? Hemen yedin değil mi bana? Yemek yemedim canım. Yemek yeme, iyi yeme. Yok yemek yeme, dışarıda yiyemiyorum artık. Siz, çok pahalı. Şırdanları yiyeceğiz, şırdan yiyeceğiz artık. Abi şırdan 38 lira olmuş, nereye yiyorsun? Bir tanesi. Valla değil mi? Valla, Bosna'da 38 milyon olmuş, yemeyiz. Gerek yok. Onda ne yedin? Nerede tost yiyordun sen? Şurada bir tost yer oldu yiyorum şeyde. Bir de bir yerde yedin şurada. Nerede? İstikli bir yerde. Kağıt var bakayım. Haa, Ziver'de yiyorum. Ziver sanayi tostu. Bu çok fena ya. Ben seni de takılacağım ben sana. Ben sevmedim ya ne bileyim. Biz oralarda gezeriz de hayatta o yemek muhabbetini... Çikolata şelalesi de güzel abi. Ah. Abi bak. Yemin ediyorum var ya. Çikolata şelalesi. Kızılay AVM'ye gidiyorsun. AVM'de şöyle bir şey var. Şöyle şelale gibi akıyor. Ağzını dayayacaksın altına. Ağzını dayamıyorum. Bardak koyuyor canım. Orada elitçi sorular var. Orada aç ve fakir yok abi. Orada elit ve zengin insanlar senin var. Sen nasıl giriyorsun ki? Ben nasıl giriyorum? Normal HES kodum. Elif zengin abi. HES kodumla giriyorum. Normal pis elbisemle girmiyorum canım. Eve gidiyorum abi. Almazlar değil mi? Almazlar. Pis adamlar oraya almıyorlar. Zaten dışarıda dış diyor. Polis de polisler günlük rutin GBT'ye giriyorum ya falan. Günlük GBT'ye giriyorum ben. Niye? Karton toplamak şimdi şeymiş ya. Araca insanın sen ne arıyorsun? Sen ne mi çekiyorsun? Sen de çek. Sen de çek. Bizim artık kimseden korkumuz yok. Anadolu Efes mi onu? Efes'te mi? Bunu şeyde buldum abi. Bu giz kutular var ya onun yanına atmışlardı bunu aldım hemen giydim. Allah Allah. Aynen. Ya sıcak tutuyor mu? Bunu da çöpten buldum bak. Bunu da çöpten buldum. Bu da sıcak tutuyor. Ne yapıyorsun şimdi? Bak, anlat bakayım oğlum. Şimdi sana bilinmeyen soruları sana soracağım. Sor abi sen bilin, sor. Ama bak yalan söylemeyeyim. Yok yalan artık artık sana yalan yok. Her şeyi dürüstçe söyleyeceğim. Ben sana şey. Her şeyi dürüstçe söyleyeceğim. Tamam evli misin sen? Yok abi tamam, bekarım. Tamam. Bekarım. Tamam. Şimdi bilinen sorular hani. Sen sor. Takipçiler sonra 2 milyon insan şu an beni... beni bekliyor. Evet. Sen sor abi ben söyleyeyim. Ne iş yapıyorsun şimdi sen? Abi ben karton, kağıt, plastik sana geri dönüşüm ki, üzerine çalışıyorum. Sana şey diyorlar bir de sonra en büyük şey geri sinyalci mi? Diyorlar. Sinyal, eskiden sinyalciydim doğru. He. Bak o doğru şey ama bıraktım. Işte, he, sinyal bıraktım dedi. O işi. Bak kesinlikle yalan konuşmuyorsun. Bak, yalan konuşmuyorum. Eskiden yapıyordum. Tamam. Ama şimdi yapıyorum bıraktım çünkü kağıt arabam var çalışıyorum. Ekmeğime bakıyorum. Tamam. Arada buraya gelir patates kızartması falan yer gideriz. Tamam. Ondan sonra o soruyu en son soracaktım ama patlattın o soruyu. Sen ha gay diyor abi o gay diyorlar. Ben gay değilim abi. Tamam. Benim ama, kuzenim var. Mikrofon. Onu sen ismi söyle. Tamam. İsim söyle. Tamam. İsim söyle. Onu en son. İsim söyle. İsim söyle. İsim söyle. Kuzenimiz var. Heh. Ondan kendisi seninle... ahlaksız paylaşımlarda bulunuyor sosyal medya üzerinden. Ama sen de şey yapmıyorsun onu. Namaz çekiyor. Bak namaz da ismini vermiyorum. Bak ismini verme. Namaz videosu çekiyor. Videoya kaydı alıyor. Namaz kılarken böyle yapıyor. Ondan sonra kadının el bağlama şekli olanı bunu yapıyor. Ondan sonra kıbleye dönüyor. Böyle olmaz. Kadın mısın erkek misin? Gay misin top musun? Cinsiyetini bileceksin. Tabii. Yani neysen olsun. Sen bana sor.
Ben ondan söyleyeyim. Sonra, artık doğrularını söyleyeceğim. Yalan sonra, yok. Ondan sonra artık sen, yalan yok. Sen bize söyledin. Annem babam yok dedin. Annem babam var. İlk başta söylemek istemedim ailemin olmadığını. Ama ailem var. Ailemle yaşıyorum. Tamam. Ailemle. Ya, annem baban sağ. Sağ. Allah'a şükür sağ. Evli değilsin. Evli değilim. Yanında işte bu fotoğraflarda falan bir tane bayan var. O senin kız kardeşin mi? Yani sanki evliymiş gibi böyle bir... Ablam o benim. Tamam. Ablam şimdi o benim. Çoğu kişi şey alıyor. Tamam ablasıymış arkadaşlar. Yanlış anlaşılma olmuş. Ondan sonra başka... Emre Bey başka? Çünkü çok soru vardı. Eskişehir'liyim Adana demiş. Adana demiş. Adana'yı ne bileyim özür dilerim. Biraz şey sevdiğim için. Adanalılardan. Adanalılardan bütün özür diliyorum. Memleketinizi çok sevdiğim için Adanalı demek isterim. Adam. Doğru kebabı. Adam. Şırda. Aynen. Memleketlerini sevdiğim için demek istedim. Ama Eskişehirliyim ama Eskişehir'e hiç gitmedim. Niye? Doğum yerim Altındağ. Çinçin. Ama ben Çinçin'le bir alakam yok. Çinçin'e hayatımda girmemiş bir insanım. Ama doğum yerim Altındağ. Şimdi diyorlar ki dişlerin diyor abi biz dişlerini götürdüğümüzde lafını dinle önce bir laf şey yapma. Tabii. Dişleri abi diyor o çocuğun o dişleri o yaşta çürümez. O yaşta o şekilde olmaz. Kesin madde veyahut da bir şey kullanıyor ama ben dedim ki o çocuk kullanmıyor. Ben, bir de senden dinle o dişlerin hali ne? Birincisi ben madde kullansam bu kadar kilo olmam. İkincisi ben madde kullansam şu an burada değil cezaevinde olurum. Üçüncüsü ise ben bu dişlere bakmadım. Kemik erimesi diye bir şey var benim dişimde. Kemik erimesiyle benim dişlerim oldu. Bir de çikolata şelalesi. Çok şeker tatlı yiyerek dişler eridi. Öyle yani. Şimdi madde kullansam ben bakayım kilo dolamam. Açma. Şey. O çek dediğimiz dişler nerede lan? Bakın hangi burada abi ya onlar da gitti ya. Onlar da gitti. Oğlan dişleri de sürttü dedi. Ben öyle üzüldüm ki ya. Vallahi bak ya. Hakkın helal et koçum ya. Helal olsun abi. Ama yaptıracağız inşallah dişlerini. Çöp araban nerede? Çöp arabam orada yerinde duruyor. Niye ben bir tane abi almıştım. Niye gelip almadın? Sana dedim abi şimdi niye almadın? İsim verme. İsim vermiyorum. İsim vermeden hani aklında olsun o. İsim verme. Ya 2-3 tane arkadaş. Sen ne öveceğiz? Ha beni de çok aradılar. Ben dedim sakın o bebeği ellemeyin. Yani karşınızda beni unutun. Beni çok aradılar abi dövelim kafasını gözünü kıralım dedim. Ben kesinlikle o çocuğa dokunmayın. Ben insanlardan zorla para istemedim. Ha aynen. Onlar kendileri aynen. İban at dedi aynen. Ben de attım. Sadece yalan konuşmandı. Yalan konuşmamdı artık yalan konuşmuyorum. Kesinlikle. Herkes yorumlarda diyebilir. Berkay ne yapıyorsun, ne ediyorsun, neredesin? Ben Keçiören Şefkat Mahallesi'nde oturuyorum. Bak gerçeği söylüyorum. Neyse adresi verme. Tamam. Keçiören'de oturuyorum. Keçiören'de oturuyorum abi. Artık böyle yani yalan yok artık. Dürüst olacağım. Hayatından yalan çıkaracaksın. Hayatımdan bu saatten sonra yalan diye bir şey yok. Herkes istediği şeyi bana sorabilir. Ben de doğru düzgün cevap verebilirim. Hatta ben telefonum yok benim. Telefon alacağım. Evimin videosuna kadar çekeceğim onu da sana atacağım sen tamam, de YouTube kanalında paylaşırsın. Ben gelirim sıkıntı yok. Sen evime sen kadar bakma, gel gör. Bakmak istiyorum yani. Ben aslında gelecektim. Evine gelecektim senin yalan söylediğin için anladın mı? Sen yalan konuştuğun artık için gelmedim. Niye? Çünkü ben o yani seni anladıktan sonra seni çözdükten sonra senin yalan konuştuğunu anladıktan sonra ben bitirdim. O kişi de dedi ki yok dedi bunu sürdürelim dedi. Kim? Tamam. O kişi dedi ki yapalım dediler. Şey dedim ben yalanı sevmem. Sen diyorsun yani ben yalanı sevmiyorum diyor ya. Alakası yok. Asıl ben yalanı hiç sevmem. Ben yapamam dedim. Ben gelmem. Sürdürmek istedi. Anladın mı? Bu yalanı sürdürmek istedi. Senin yalanını sürdürmek istedi. Millete söylemek istemedi. Çünkü çok para kazanmış senin şeyinde. Olabilir abi. Hakkım helalleye hoş olsun. Şimdi olabilir. Öyle deyince ben o yüzden gelmedim. Dedim ki ben tabii gelmem. Sen git ne yapıyorsan yap dedim. Sana o yüzden kızdım, gelmedim anladın mı? Çünkü söylemek zorundaydım millete, anladın mı? Söyledim. Yani bundan sonra yalan konuştu bize. Bundan sonra yalan yok yalan abi. Yalan yok, kesinlikle. Yalan duyarsam, bak... Dürüst adam olacağım. Abi, Yakup abi, bak. Dürüst olsan, yalan söylemezsen... Sen var ya, en ufak bir sıkıntında... Her zaman yanıma gel. Sadece zaman. İnsanlardan bir şey istiyorum. Beni gördüğü zaman... Ünlü gibi davransınlar bana. Sen zaten ünlüsün. Bana mesela ben gittim ben onlardan sen, artık ne para ne pul hiçbir şey istemiyorum. Sosyal medyan sadece, var mı? Sosyal medyam da yok. Yok mu? Yok her şeyi kapattım ben. Valla bir ara görüyordum ben kartoncu bir arkadaşı. Onlar şey ver. Onları kapattım ben. YouTube'da ben bazı yok. Ek hesap onların hepsi.
Artık insanlardan ben ne para ne pul hiçbir şey istemiyorum. Sadece bana selam göndersinler. Sen yeter adam ol. Sen bir şeylerini bırak, ben seni adam edeceğim Allah'ın izniyle. Sağ ol abi, Allah razı olsun. Önce yalanı... Yalanı bıraktım dilinden, artık. Dilinden düşüreceksin. Yalanı bıraktım. Neyse doğru olacaksın, neyse olacaksın. Yani. Tamam. Yalanı bıraktım evet. Artık Yakup abi, yalan yok yani. Sen bana istediğin şeyi sor, ben istediğim şeyi sor. Ben zaten arkadaşlar, Yakup abi de Serkan abi beni aramaya geliyordu. Beni arıyorlardı, ben kendi gönül rızamla geldim buraya. Annen aradı beni zaten, dedi ki böyle böyle dedi, biz dedi sana güveniyoruz dedi. Annem de ben de oğlumu göndermem oraya, döverler filan dedim. Teyze dedim, kesinlikle öyle bir şey olamaz. Benim yanındaki adama kimse o şekilde yapamaz. O dayak yerse ben de yerim. Şey, anlatabildim mi yani? Benim babam var. Ben dedi kimseye babamın sana platini var. Dedi, öyle şey babamın yaptım. İnşaatta platini var abi. Platin olduğu için çalışamıyor. Hmm. Evi ben ablam ve annem geçindim diyorsun. Babanın söylediğin kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam çalışıyor dedi abi. İnşaattan düştü, dördüncü ama kattan. Ama sonradan çalıştığını söylüyor Allah abi. Ben hatta belgelerini getiririm sana. Onun belgelerini de getiririm. Düşme şeyi, hastane, raporu. Şimdi şey bana var mı? Sakat raporu var mı? Evde olması yüzde lazım. Yüzde kaç? Onu bilmiyorum abi ya. Ne söylesem şimdi yalan olur. Hiç gerek yok yani söyleme. Söyleme, yalan söyleme. Söylemeye zaten gerek yok çünkü. Yalan söyleme, sikim. Ver dökeyim mi? He, bunu koş. Bekleyin. Nereye? Çöpe oğlum, nereye dökeyim? Dışarıya dök. Lan motoru soğusun, git de. Şuraya dökeyim mi? La yok lan! Çöpe karşı yer. Vallahi abi, üstüne akıtıyorum. Üstüne akıtma! La Allah berkay. Onu da dışarıya serp şöyle. Değil mi? Akıllısı bizim hep bulmaz ki zaten. Vallahi Berkay, arkadaşlar gelecekti ama Berkay bugün geleceğini hiç tahmin etmiyordum. Vallahi bugün çat kapı çıktı geldi dedi. Babamın ağzını yıkamak lazım. Şunu? O şeyden Emre sen yıkar, bu bilmesin diye. Oradan sağa da ikisini de yıkar, çalga da gel, çeksin oradan. Canlı yerim. Şimdi sen çöp araban var mı? Çöp arabam olması lazım. Dükkanda vardı. Bak yalan konuşma diyorum. Bak, dükkana yalan gitmiyorum. Konuşma. Dükkana 3 aydır var mı yok mu? Ama çuvalla topluyorum. Plastik topluyorum çuvalla. Şimdi o arabayı da şey yapalım. Ben dükkana anahtarı ben attım abi ya. Korkudan attım ondan sonra anahtarı. Anahtarı da attım. Oğlum ona o kadar para verdim. Gözünün önünde verdim. Niye atıyorsun? Gelip al dedim sana. Ne yapacağız şimdi, o kilidi kıracağız. Kırarız artık. Çalışacaksın mı? Çalışacağım. Onunla çalışacağım mı? Satacağım mı? Satacaksan yine sat. Benim umurumda ben değil. Ben satmayacağım. Kullanırım abi. Ben onu kullanacak şey. Satacaksan da sat. Oğlum bana ne ya? Yani. Onu sana aldık ya. Ben onu sana aldım. Sağ ol. Sağ olsun. Almanya da arkadaşlar çoğu parasını gönderdi. Ben de biliyorum. 100 lira mı? 170 lira mı? Bir para vardı. Onu ben verdim. Boyasını aldık. Bir aldı. 500 lira falan vardı. Gönderdiler. Onu alsaydın sen orada. Nereden alabilirim? Adam İban attılar ya bana, İban verdiler iki tane biz aldı. Biz vermedik oğlum, biz İban vermedik. Sen verecektin ki biz alacaktık. Sen verecektin ki biz alacaktık. Benim adıma hesap açmadınız mı siz? Mavi sen oğlum, ne hesabı? Banka hesabı? Sen deli misin? Öyle birinin adına banka hesabı mı açılır? Ne bileyim ya, öyle hatırlıyorum ben gerisi de. Oğlum senin İban'ını verdik ya oğlum. Biz de senin İban'ını verdik ya. Sen IBAN'ı vermedik mi millete? Aynen. Senin hesabına paralar yatmıyor bile. Yatıyordu Allah razı olsun. 1,5 milyar yattı. Yalan söyleme, doğru söyle. Kaç doğru söyle. Abi 1,5 milyar yattı. Bak millete helalleş bak. Peki gönderen arkadaşlar aklını helal edin. Ben onlarla şırdan yedim de. Onlarla çikolata sülalesi yedim. Anlatayım abi. Onlara anlat. Gönderen arkadaşlara sesleniyorum. Gönderen arkadaşlara sesleniyorum. Ben o paraya biraz evime gıda aldım. Alkol almadım de. İçmedim de. Hiçbir şey içmedim. Sadece evime biraz gıda aldım. Ondan sonra biraz da gittim. Kızılay'da çikolata şelalesi, muzlu falan onu yedim. Şuradan bum var, kıtkar, işkembe dolması. İşkembe dolması onları yedim. Sakatat çok seviyorum. O yüzden gönderen arkadaşlar hakkını helal etsin. Sakat at mı yoksa sakat at mı? Sakat at. Sakat atı mı sen? Gönderen arkadaşlar hakkını helal etsin. Çünkü ben o paraya yemek yedim. Evet. Evime gıda aldım biraz. Hakkınızı helal edin. Evet.
Öyle oldu abi, artık yalan yok, artık dürüstlük yapacağım senin yanındayım. Artık dürüst olacağım, insanlar beni dürüst olarak bilsin, yalancı olarak bilmesin, dolandırıcı olarak bilmesin. Bak yalan söylediğini duymayın, bak burada kaç bin tane adam var. Senin yüzünden ben rezil olmayayım, anladın mı? Yok abi artık. Beni rezil etme. Yok abi artık yok. Artık rezillik bir şey yok. Artık dürüst olacağım. Demesinler abi, bak bize kolpa yaptı abi, şöyle oldu. Abi bunu yalan söyledi, şu oldu bu oldu bak. Yok artık abi. Seni milyonlar izliyor. Yok abi artık yalan yok, sen bana ne diyorsun? Ben doğruları söylüyorum. Doğru neyse o. Sonra ben bir de cezaevine girdim abi. He sen ne de cezaevine girdin? He girdin. Yani doğru diyorsan doğruları konuşalım. Anlat. Doğruyu anlat. Abi cezaevine girdim. Bir arkadaş ortamım vardı eskiden. Pislik. Bir geldi yapıp abi. Yok. Ya ondan sonra halı çaldım ben. Halı mı? Evet abi. Halı ne yapacağım? Sıkı halı işte. Mı? Yok. Çıkma. Eski bir halı işte. He. Onu çaldım. Nerede cezaevinde halı? Yattım. Halı çıktım. Halıdan seni kim cezaevine attı oğlum? Sen klima çaldın. 4 sene 2 ay cezaevinde kaldım sen abi. Sen halı demedin ki oğlum bize. Şey dedin. Klima mı çaldın dedin. Demir mi çaldım dedim, bir şey dedim, ondan girdim dedin cezaevine. O yalandı işte. Doğru yalan mıydı? Konuşuyor muyum şu an? He. Şu an doğruyu... Ha şu an doğru konuşuyor. Sen söylemiyor musun? Halı çaldım, FETÖ'nün yurdundan. Haa vay. Devlet malı olduğu için 4 sene 2 ay verdiler, ben 1 sene yaptım. FETÖ'nün yurdu devlet malı mı? Devlet miydi o? Devlete geçti ya abi. Ha. Sonradan devlete geçtiği için... Sonradan geçtiği için kamu malına verdi, kamu malına... Camiden mi çaldın oğlum? Cami yok, mıydı? FETÖ yurdu FETÖ bizim mahallede. Yurttan oluyor ya. He tamam. Yurt. Halı çaldım abi. Niye nasıl halı? Çaldın? Ne kadar çaldın? Büyük müydü? Orta yolu halı. Aldım, gittim, sattım. 350 milyon o zaman para aldım. Yedim parayı. İnternet kafede oyun oynarken tak polis, iki tane polis geldi. Onu girdi aldı götürdü. Ondan sonra... Tam Abbas Kara lan. Şerefsizim Abbas Kara. Ondan sonra bak doğru konuşuyorum. Tamam artık, he. He tamam anla. Ondan sonra mahkeme falan oldu. Ben mahkemelere gitmedim. O sırada askere gittim. 98'e 2 olarak yaptım askerliği. 98'e 2. Kaç yaşındaydı? 22-23 yaşındayım şu an. 18 yaşında askere, 19-20 yaşında askere gittim. Ondan sonra askerden bana tebligat geldi. Ta Manisa'daydım o zaman. Manisa Alaşehir. Manisa Alaşehir. Bir dakika, kendimi katarsisteki psikopatik neydi onlar? Neydi onlar? Uzman psikolog. Manisa Alaşehir ya. Kırmızı koltuk, evet. Ondan sonra senin Manisa... Senin de meşil etmeyen lan. Manisa Alaşehir, ondan sonra orada Manisa Alaşehir M tipi kapalı ceza infaz kurumunda bir ay yattım. Ondan sonra Salihli aldılar beni. Salihli açık L tipi. L tipi yandaydı, açıktaydım ben. 15 gün orada kaldım. Direkt bize Eskişehir attılar ondan sonra. Ben sevk yazdım hatta, atmadım. Ben sevk yazdım, Ankara'ya gidecektim ailemin yanına. Ondan sonra sevk yazdım, Eskişehir falan, Afyon, Kütahya yazdım, Eskişehir çıktı. Eskişehir'e gittim. Hani gitmedin Eskişehir'e? Bak. Oğlum. Neyse tamam. Onlar artık doğrular değil mi? Tamam. Eskişehir'e cezaevi için gittim. Cezaevi için gittim. Tamam. Bir nolda kaldım. İki nolda kaldım. Bir de H tipinde kaldım. Tamam, yemek abi. İçin kapalıya girdim. Ha yemek yemediğin için kapalı istedim. Yok abi öyle değil. Mesela ben yemekhanede çalışıyordum. Yemekhanede çalışırken mahkumlara yemek dağıtıyorduk. Kalanı kalıyordu bize. Yemekhanede aramızda ayırıyorduk biz onları. Sırf kapalıya yemek için gidiyor. Bak dinle abi dinle. Tamam. Kapalıya gidiyorduk onun. Neyse abi böyle katılma var. Şeffaf olacağım dedim. Ondan bak, sonra... Bir, ilk neredesin? Bak abi. Neyse tamam. Ondan sonra... Ama halledecekmiş. Ondan sonra dur. Neydi? Tamam. Ha, 9 kişiyiz. Tamam. Yemin dönerleri paylaştık. Ondan sonra 3-4 kişimiz şikayet etmiş kapıya. Kapı altına şikayet etmiş. Bunlar yemek saklıyor. Bütün baş memurlar geldi, bütün dolaplara çıkardı. Çıkardı. Dönerleri koyuna mı koydun? Dönerleri dolaba koyduk. Yemek dolabımıza koyduk. Akşam yemekleri paylaşıp yiyeceğiz. Akşam aç kalıyoruz ya. Akşam yemek kötü çıkıyor, öğlen yemek güzel. Cezaevinde yemek düşünen ilk adam. Ondan sonra... Ondan sonra... Arama yaptılar falan, tutanak mutanak 2-3 gün geçti. Ondan sonra sizleri affedeceğiz, sizleri cezaevini komple temizlettirdiler bize. Ondan sonra bizi hepimizi tekteye attılar. Oradan mı alıştın şeye?
kartoncular. Evet abi, orada hurdaları gördüm. Bir anda gözüm parladı. Bakırlar gördüm. Orada almıştım kağıtçılar. Ondan sonra çıkınca kağıtçılar aldım. Ben anladım abi, ben anladım. Başka? Ondan sonra bizi kapalı yattılar. Kapalı yatmadan önce... Yattım. Ben mi? Evet. Toplam bir sene abi. Bu ne lan? Bir halı için bir sene yatılır mı lan? Nasıl? Bir sene. Hiç adalet yok lan bizim işte. Çocuk nerede yatar? Ne diye yatırırsın yani bir sene? Tamam. Yattım. Ondan sonra tövbe ettim. Suç işlememek için. Dedim bundan sonra suç yok ben. Tövbe ettim Allah'a. Allah'a elimi açtım. Duada bilmiyorum da fazla. Dua bilmiyorum diye bir şey yok. Ya işte Allah'ıma dua Arapça ettim. Arapça dua etmiyor. Yani Allah'ıma dua ettim. Allah'tan ne istiyorsan. Yani dedim ki yapmam abi, bir daha Allah'ım dedim, bir daha suç işlemeyeceğim, sen aferin. Benim dedim dualarımı kabul eyle ya Rabbim dedim. Aileme, anneme, babama, ablama, araya yalan da sokaydım, yalan da sokaydım. Yalan, o zamanlar sokuyorduk tabii canım. Yani şey yap yani. Abi, artık yalan yok abi. Allah'ım ya. Ona da dua et. Allah'ım dilimden yalanı, yalan söylemeyi al. Yani yalan söylemek istemiyorum. Onun artık, için de dua et yani. Onun için de dua et. Ondan yani. Sonra abi çıktım. Çıktım. İş aramak istedim, iş bulamadım. En sonunda karton arabası vardı. Şurada 150 liraya gitmiştim. Kağıt arabası aldım. Ondan sonra çalışmaya başladım. Kağıt arabasını bize bir türlü gösteremedin. Biz sanayi komple gezdik, bulamadık. En son kendimiz bulduk yani. Senin şuradan dedin. Yani ben o adamla almamıştım. Adam yalandı. Seyyar mı satıyordu adam? O adam seyyar var. O adamın dükkanı var. O adam seyyar değil. Ben seyyardan aldım. He. Ben seyyardan aldım. Ondan sonra çalışmaya başladım. Bir gün de TikTok'ta geziyordum. Tamam, o kişiyi gördün. O kişiyi gördüm. Sonra orada tanıştım. Orada tanıştık falan. Ona da kurgu dediler. Buradan da şey yap, kurgu değil değil mi o pozisyon? Hani o arabaya girmen işte, o kişiyle tanışman. Kurgu değil değil mi? Yani millet onu da soruyor abi. O adamı ilk ben fotoğraf çektirelim dedim. Tamam yani kurgu hiç değil. Fotoğrafa... Gelişim kurgu değildi o arabanın içine. Kamera açtı gibi... ya senin haberin yoktu, girdin içeri. Değil mi? Çünkü çoğu kişi diyor ki abi o kurguydu diyor. Onu o kurgu yaptı dedi. Onu daha önceden tanıyordu. Doğruyu söyleyelim, yalan söylemeye gerek yok. Aynen. Ben ilk başta adam servisini temizliyordu. Tamam. Servisini temizlerken selamünaleyküm, aleykümselam, ben seni tanıyorum abi, TikTok'ta falan gördüm hesabı. Ondan sonra sen dedi çık, video çekeceğiz. Ha, anlat oğlum, anlat. Neyse anlat koçum. Doğru bak, mu bak, ya? Bak bana onu bile söylemedi. Tamam, söyle koçum. Sen çık dedi, video çekeceğiz. Ondan sonra hayatını anlat. Ben de hayatımı anlattım. Ya biraz evet. Da yalan kattım için içine. Zaten o tamam, o olur. Olur, bir daha da yalan yok abi. Aynen. Öyle oldu yani. Aynen, tamam. Sen artık doğru söyle diyorsan ben sana ha, doğruları doğru söyleyeceğim. Ben söyle diyerekten neyse doğruyu o, söylemeyeceksin ya. Diye bir kayda yok. Yani sen ben söyledim diye doğruyu söyleyeceğim diye bir kayda yok. Sen her zaman doğru olacaksın. Ben söyledim ben diye artık değil. Doğru olacağım abi. Ha, ya. Yalan mı? Yok artık. Ya abi ben hayatım diyor diye değil yani. Doğruysa doğru dersen yolun doğru olur. Aynen mi? Doğru yani abi. Bu işler öyle oldu. Yalancının mumu derler bak, yatsıya kadar yanar. Bak seninki de yatsıyı bile geçmedi yani. Aynen. Çıkacaktı zaten. Ya işte en başında dürüst olaydın. Bu videoları çektik abi. Çok bak abi bu videoları çektik. Abi bana selam vermeyen adamlar benim arkamda geziyor. Evet. Bak bana öyle selam vermeyen adamlar, mahallemdeki insanlar beni tanır. Ama bak götün kalkmasın. Yok yani götün kalkmasın. Yani sen ama yani he. Meşhur olacaksın bilmem ne yapayım. Ondan sonra yapma abi. Sen kimsin? Benden tanımıyorum. Yok abi ben, olur mu öyle şey ya? Vallahi bilmiyorum abi. Abi selam vermeyen oluyor adamlar. Oluyor diyor abi. Oluyor ya. Selam vermeyen adamlar bana selam vermeye başladı. Berkay fotoğraf çıktıralım. Berkay video çektirelim. Yolda tanıyorlar seni şirketeyken. Tanıyorlar oluyor ya bazen tanıyorlar. Berkay dişini biraz göster bakalım. Yakın çekeyim seni. Yakın çek. Millet görünmüyor seni. Ondan sonra Yakup'um selam vermeye adamlar bana selam vermeye başladı. Hayırdır lan? Aman dövmesinler de selam versinler, sıkıntı yok. Selam yok. Dövme yok artık ya. Dövmesinler. Aman benim zararım olmaz. Bu çocuğun kimseye zararı olmaz. Sadece kendine zarar olur. Çikolata selalesi. O da yemekler çok pahalandı abi. Acayip bildiğin gibi değil yani. Yemekler çok. Yemek 38 lira mı oldu? Dışarıda yemek artık lüks oldu arkadaşlar, lüks. Yemek yiyemezsiniz dışarıda. Yemek yiyen adam zengin adamdır. Evet, doğru. Dışarıda yemek
O kadar aç, o kadar zenginseniz dışarıda yer. Hayır, o kadar dışarıda. Burası çok sıcak oldu. İçeri geç. Geçelim içeri. Evet arkadaşlar. Gel Emre. Nasıl? İyi mi burası? Burayı iyi abi. Değişmiş mi? Oo, yakışır. Değişmiş mi? Valla değişmiş bir adam. Özledin mi burayı? Özledim ya. Doğru. Ama biraz soğuk bura. Tamam, ısınacak. Yani dışarıda yemek lüks oldu. Yemek artık şey yiyemezsiniz yani. Bak bir de... Tamam, part 1 bu. Part 1. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin arkadaşlar.